Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanda savaştan kalma malzemeler her gün çıkmaya ve gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin, Çanakkale kahramanlarının, Çanakkale Destanı yazan kahramanlarının emanetleri bize ulaşıyor ve biz de tarihten gelen bu objeleri, bu emanetleri, silahları, kılıçları, işte top mermilerini Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz laboratuvarda hem restorasyonunu hem konservasyonunu yaparak müzelerimizde gelen ziyaretçimizin hizmetine sunuyoruz. Buradan çıkan malzemelerin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar hatırasının ne kadar yüksek olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü buradan çıkan her savaş malzemesi bir Mehmetçiğin eline dokunmuş, bir Mehmetçiğin elinden geçmiş, bir vatan müdafasında hizmet görmüş malzemeler. Dolayısıyla bunların manevi değeri bizim için de, Türk milleti için de çok çok yüksek. Bu kadar kıymetli malzemeleri, savaş malzemelerinde biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak kendi uhdemizde kurmuş olduğumuz laboratuvarda çok hassas ve titiz bir çalışma sonucunda gelen ziyaretçilerimizin beğenisine müzelerimizde sergilemeye, teşhir etmeye devam ediyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak artık bu konuda uzmanlaştık. Hem kendi malzemelerimizi elden geçirip müzelerimize koyabiliyoruz. Hatta zaman zaman diğer kamu kurumlarından gelen yardım taleplerini bile karşılıksız bırakmıyoruz. Dolayısıyla Tarihi Alan Başkanlığı bu konuda savaş malzemelerinin restorasyonu ve konservasyonu konusunda Türkiye'de gerçekten söz sahibi bir kurum olmuş durumda. Çanakkale savaşlarının yaşanmış olduğu bu tarihi alan tam bir tarihi doku. Doğallığı bozulmamış, orijinalliği bozulmamış bir tarihi alan. Gün geçmiyor ki toprak altından bir Mehmetçiğin eline dokunmuş bir tüfek, Mehmetçiğin bir subayın belinde taşınmış bir kılıç veya bir süngü veya bir şarapnel parçası veya başka bir savaş malzemesi. Bunlar bizim millet hafızamızda bir hazine. Bunlar bizim milli hazinelerimiz. Dolayısıyla bizim bu hazinelerimizi, tarihten gelen bu emanet olan hazineleri gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğun altındayız. Biz de bu kıymetli malzemeleri, hazineleri gelecek kuşaklarımıza aktarmanın çalışmaları içerisindeyiz. Genelde savaş dönemi malzemeleri çok iyi halde gelmiyorlar elimize. Yoğun korozyonlu ve müdahale gereksinimi duyar halde geliyorlar. Biz bunları temizliyoruz, konservasyonlarını yapıyoruz. İdeal depolama koşullarında, uluslararası kabul görmüş yöntemlerle sergilemeye ve depolamaya çalışıyoruz. Ve düzenli olarak kontrollerini yapıp yeni korozyon oluşumlarını takip ediyoruz.